şöhret geceleri parlayan bir yıldız gibi. Bazen parlarsınız, bazen de bir yıldız gibi çok çabuk sönebilirsiniz. Geçmişte herkesin ulaşmaya çalıştığı hayatlarını yaşayan ünlüler geçen zamanla birlikte hayatın acımasız yüzüyle karşılaştılar. Bu videoda eski şan ve şöhretini kaybeden ünlüleri göreceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca her gün yeni içerikler paylaştığımız Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. 10 numara Mara Wilson. Özellikle Matilda filmi sayesinde en çok tanıdığımız çocukların başında geliyordu. O zamanki sahip olduğu şöhret dünyada milyonlarca çocuğun hayaliydi. Zaman içinde sinema sektöründe pek fazla tutunamadı ve çok hızlı bir şekilde gözler önünde kayboldu. Şu anda 30 yaşında olan Mara Wilson mütevazi bir hayat yaşamakta ve geriye kalan boş zamanlarında ise kitap yazmaktadır. 9 numara Jonathan Lipnicki. Eski bir çocuk yıldızı ile devam ediyoruz. Zamanında Tom Cruise gibi ünlü oyuncularla beraber rol almıştı. Zaman içinde Hollywood'un en ünlü simalarından biri oldu. Sarışın ve sevimli çocuk olarak tanıdığımız başarılı oyuncu şu an 27 yaşında. Eski şöhretini kaybetse de görünüm olarak bayağı değişti. Fiziksel olarak bayağı değişen Jonathan, dövüş filmlerinde oynamak istediğini söylese de henüz önemli bir teklif alabilmiş değil. 8 numara Freddie Prinze Jr. Amerikalı aktör genç bir izleyici kitlesini hedefleyen birçok Hollywood filmlerinde oynadıktan sonra 1990'ların sonralarında ve 2000'lerin başlarında ün kazandı. Ancak 2002 yılında evlendikten sonra kamera önünde yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Tamamen ailesine odaklanmak için gözler önünde olmayı tercih etmedi. Gelen bütün teklifleri geri çeviren Freddie, iş olarak kendini iyi bir baba olarak hedeflemiş durumda. 41 yaşında olan başarılı oyuncu normal bir hayat sürdürmekte. 7 numara Shia LaBeouf. Hepimiz onu Konstantin, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleriyle tanıyoruz. Son zamanlarda aşırı alkol ve aksi hareketleriyle ön plana çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde kamu içinde sarhoşluk, kamu düzenini bozma ve polis memuruna engel olma suçlarıyla gözaltına alındı. Şöhretine çok büyük zarar veren 31 yaşındaki oyuncunun düzelip düzelmeyeceğini bize zaman gösterecek. 6 numara Charlie Sheen. İspanyol kökenli olan Charlie, kariyerinde 3 altın küre ödülünü almayı başarmıştır. O dönem Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyordu. Bu dönem ona çok ağır gelmiş olacak ki, kokain ve alkol bağımlısı oldu. Bir müddet bununla mücadele ettiyse bir türlü bu beladan kurtulamadı. Şöhreti hasar aldı ve pek çok teklif ve programdan çıkartıldı. Skandalları ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen oyuncunun, en son AIDS hastalığına sebep olan HIV pozitif virüsünü taşıdığı ortaya çıkmıştı. 5 numara Frankie Muniz. Frankie Muniz, Emmy ve Altın Küre ödülleri adaylıkları bulunan Amerikalı aktör, Malcolm in the Middle adlı dizideki rolüyle tanındı. Ardından birçok gençlik filminde boy gösterdi ve şöhretin kapısını sonuna kadar açtı. Onu geriye atansa geçirdiği kaza ve sağlık problemleri oldu. Geçirdiği trafik kazasının ardından beyninin hasar gördüğü ve bazı şeyleri hatırlayamadığı ortaya çıktı. 32 yaşında olan oyuncunun eskisi gibi toparlamasının çok zor olduğu söylendi. 4 numara Mel Gibson. Hollywood'un en başarılı oyuncularından olan Mel Gibson, bir gün bir parti dönüşü Yahudi bir polis tarafından alkollü araç kullanırken yakalandı. Polise, "Sen Yahudi misin? Dünyadaki tüm savaşların sorumlusu Yahudiler" diyen Gibson'ın bu sözleri büyük tepki topladı. Gibson'ı ırkçılıkla suçlayan kimse onunla çalışmak istemedi ve davet edildiği programlar iptal edildi. Özür diledikten sonra farklı yapımlarda yer almaya başlasa da o eski başarısını asla yeniden elde edemedi. 3 numara Brandy. 90'lı yılların yıldızlarından olan Brandy'nin kariyerini bir trafik kazası mahvetti. Hız sınırını aşan Brandy, iki araca çarparak bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Brandy, 2014 yılında yeniden bir albümle dinleyici karşısına çıktı. Ancak elbette ki artık sektörde, dinleyiciler de onu istemiyordu. 2 numara 50 Cent. Rap dünyasının ünlü simalarından olan 50 Cent, 2003'te çıkardığı albüm ile büyük çıkış yakaladı. Yalnız şan olarak değil, dünyanın farklı yerlerinde yaptığı konser ve sponsor anlaşmaları ile maddi olarak da çok iyi kazançlar elde etti. Ancak tüm bu şöhretine rağmen daha sonra çıkardığı albümler, ilk albümde olduğu gibi başarı elde edemedi. Sonunda iflasın eşiğine geldiğini açıkladı ve 2015 yılında servetinin %50'sini kaybetti. 1 numara Bill Cosby. İçten babacan tavırlarıyla sevinen oyuncu ve yapımcı Bill Cosby'nin şöhreti 2014 yılında söndü. 50'den fazla kadın, Cosby tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Bu haberden sonra toplum tarafından sert eleştirilen Cosby'nin TV programları iptal edilince kariyeri dibe vurdu.